Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 3-4-5 yayınlarına ait matematik soru bankasının logaritma konusunun testleriyle devam ediyorduk. En son orijinal testlerindeyiz. Gerçekten sorularımız güzel, iyi hazırlanmış. Ben beğendim. İçinde hani orijinale yakışmayan birkaç tane kolay soru da olsa da ben beğendim soruları. Güzel. Zaten 4 tane sorumuz var. 4 tane sorumuzu kısa bir şekilde çözüp bitireceğiz. Başlamadan önce arkadaşlar kısa bir hatırlatma. İzleyen arkadaşlar yani abone ol tuşuna basmak zor değil. Orada hemen bir tuşa basın. Beğeni tuşuna basmak da zor değil eğer ki beğeniyorsan. Kanalımızın yükselmesi adına bunlar önemli. Sizden ricam bunları yapmanız. O halde birinci soruyla başlayalım. Selman bir kumpas uzunluğu ölçeriyle aynı tür 3 kitabı ve 4 kitabı ayrı ayrı ölçtüğünde aşağıdaki değerleri elde etmiş. Bizden ikisi soruyor. Şimdi arkadaşlar burada 3 tane elde edersek şöyle diyoruz aslında bunu alırsak. Logaritma 4 tabanında değil mi? 27, 3'ün 3. kuvveti. Aslında bu da nedir? 2'nin karesidir, eşittir. 3 tane kitap diyelim. Bunları başa alırsak arkadaşlar 3 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3 eşittir. 3 tane kitap diyeceksin değil mi? Sonra şu 3'leri sadeleştirirsek ne kaldı geriye? Logaritma 2 tabanında 3 bölü 2 eşittir 1 tane kitaba. Burada bir sorun yoksa devam edelim. Ben bunu 1 tane kitaba eşitledim. Burada kaç tane kitap var? 4 tane kitap var değil mi? 4 çarpı logaritma 2 tabanında 3 bölü 2 eşittir. Logaritma 2 tabanında x artı 1'e. Hocam ne yapacağız? Şunu yapacağız. 4'leri sadeleştirdik değil mi? Buradan 2 kaldı. Evet bir hata yapmadıysak güzel 4 tanesi buna eşitse ben üst tarafa atarsam ne gelecektir logaritma 2 tabanında 9 eşittir burada da logaritma 2 tabanında x artı 1 gelecek şu logaritma 2'leri görmezsem ben bunu biri diğer tarafa attığımda x eşittir 8 olarak bulunacaktır o da E seçeneğidir geldim ikinci soruma şimdi fonksiyonu tanımlanıyor. E doğal logaritmanın tabanı olmak üzere böyle ifadeler vermiş bana bunları sıralayın demiş. Şimdi ben E'nin yaklaşık değerini ne olarak biliyorum? 2.71 olarak biliyorum değil mi? Geliyorum burada onu yazacağım. E kare birden ln ln içerisine yazarsak arkadaşlar 2 gelir. Yani ln e kare dediğimiz zaman buradan 2'yi bulmuş oluruz. Birden büyük gelecek. Birden büyük olan yeri yazarsak şöyle gelecektir. Logaritma e'nin karesi tabanında 2. Hocam biz bunu nasıl kullanacağız ya da ne yapacağız? Şimdi biz e'nin karesi dediğimiz ifadeyi 2 tabanına nasıl benzetiriz? Şöyle bir şey diyelim. Şu 2 başa gelirse 1 bölü 2 çarpı logaritma e tabanında 2 gelir. Burada kalsın. Birazdan yorumlayacağım ben bunu. Geldim. E artı 2'yi nerede yerine yazacağım? Ln e zaten 1 olduğu için bu birden büyüktür. Logaritma e artı 2 tabanında 2'dir çarpı. Logaritma arkadaşlar birden küçük olduğu için de alt tarafta yerine yazacaksın. Logaritma 2 tabanında e eksi 2 yazacaksın. Sonra şu logaritma 2'ler sadeleşirse buradan da logaritma e artı 2 tabanında e eksi 2 olarak biz ifadeyi çıkarmış olduk. Sonra geldik en sondaki terimi ln 1 olduğu için alt tarafta yerine yazacağım. Bunu da ben şöyle yazmam lazım. Logaritma 2 tabanında e olarak yazacağım. Sonra ne nedir ona bakalım. Şimdi burada arkadaşlar büyüklük küçüklük kıyaslaması yaparsak. Atıyorum ben buraya ne dedim? 2.71 dedim değil mi? Buraya ben 2.71 dedim ama taban 4.71 geldi. Üst tarafta 0.71 geldi. Atıyorum. Buradan biz şunu 1'e yakın bir sayı buluruz. Hani bu yaklaşık olarak 1'e yakındır. Yarıya bölersek arkadaşlar yarımdan daha azdır diyebiliriz. Hocam bunları nasıl hesaplıyoruz ya da nasıl yapacağız? Tabanla içi zaten aynı olduğu zaman 1 gelmiyor mu? Tabandan çok az bir farkı varsa ben bunu atıyorum 0.9 desem 2 ile böldüğüm zaman tahmin değer üzerinden gidiyorum. 4.5 gibi değer gelir tahmini olarak. 4.4 gelir hatta öyle diyelim. Bunun tabanla aynı olması imkansız zaten. 0.71 taban çok çok büyük değil mi? Yani bu aslında 4.4 değil ya. Yani 0.44. Orayı yanlış yazdım. Çünkü birden küçük bir sayı gelecek. Bu da birden küçük gelecek ama çok çok küçük gelmesi lazım. Hani üst
çok büyük, alt taraf çok küçük. Yani şöyle basit bir anlamda yaparsak atıyorum. Buna A diyelim. 4 nokta A 4,71'in A'nıncı kuvveti eşittir 0,71 gibi bir sayı. Yani burası arkadaşlar 0,1'e yakın bir şey gelecek. Yani ondan daha küçük de gelebilir ama 0,1'e yakın bir şey gelecek. O halde şunu biliyorum ben. Kesinlikle B değeri en küçük A diyeceksin. Geldim buraya. Zaten burası 2,71'di. Üst taraf daha büyük olduğu için kesinlikle burası birden büyük gelecek. En büyük ifademiz de C olacak. CAB olarak bulmuş olduk. O da D şıkkıydı. Geldim üçüncü soruma. Emre derste öğretmenin anlattığı logaritma A tabandaki B ifadesini A üzeri X olarak almış. Yanlışlıkla defterine B üzeri X geçirmiş. Yani aslında şunu taban kabul etmiş. Emre'nin aldığı hata bu. Bunu taban kabul etmiş. Bunu da eşitlik olarak kabul etmiş. Biz Emre'nin yaptığı gibi hata yapalım. Atıyorum. Logaritma 2 tabanda 4 eşittir. A olsun. Biz bunu arkadaşlar şöyle göreceğiz. Şunu taban kabul edeceğiz. 4 üzeri A eşittir 2 geliyorsa 2 üzeri 2 A eşittir 2 üzeri 1'den A dediğimiz ifadenin 1 bölü 2 olması lazım. Bu 1. Sonra geldik buna da B diyelim. Yazalım bunu da. Logaritma 3 tabanda 27 eşittir B ise. Ben bunu şöyle alacağım. 27 üzeri B eşittir 3 diye alacağım. Çünkü yanlışlık yapıyorum. Tabanı 3 almam gerekirken 27 alıyorum. Buradan da 3 üzeri 3'ten 3 üzeri 3B eşittir 3 üzeri 1 geliyorsa B dediğimiz ifadede 1 bölü 3 gelecek. Bunların toplamını benden soruyor. Ben 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ü toplarsam arkadaşlar 5 bölü 6 cevabına ulaşacağım. O da C seçeneğidir. Son sorumuza geldim. Komple logaritmayı bitireceğim bu son soruyla. ABC'de dikdörtgeni biçimdeki bir duvarda A noktasından başlayıp AKC eğrisi üzerinde bir karınca yürümektedir. Karınca böyle yürüyor. Karıncanın eğri üzerindeki aldığı yolun AB üzerine dik iz düşüm veren x birim olmak üzere şurası. Bulunduğu noktanın AB'ye olan uzaklığı da fx olarak modellenmektedir. Tamam. Böyle bir modellenme çizgisi yapılmış. CD 15'ken. CD yani şurası 15'ken biz bunun hepsine 15 diyelim o halde. 15'ken eğri üzerindeyken AB'nin iz düşümüne aldığı yatay yol 3 metreyken CD'nin olan uzaklığı AB'nin iz düşümüne aldığı yol 7 iken CD'ye olan uzaklığından kaç birim fazladır? Şimdi CD 15 birim değil mi? Bizim ne işimize yarayacak CD ona bakalım. Olmak üzere. CD 15 birim. Tamam. Taban da 15 birim zaten. 15 yazdığımız zaman burası komple ne gelecektir arkadaşlar? En fazla. Şuraya 15 yazalım. Bunun geldiği noktaya bakarsak. 15 yazdığımız zaman logaritma 2 tabanında 16 eşittir 4 gelir. Yani biz buraya tabanın C noktasına geldiğini düşünürsek iz düşüm yüksekliği 4 geldi. Yani şurası 4 oldu. Bana diyor ki AB'nin iz düşümde aldığı yol 3 birim iken CD'ye olan uzaklığı 3 birim iken yani biz şöyle yapalım o halde. Logaritma 2 tabanında F3'ü bulalım. 3 birim iken diyor. 3 artı 1'i aldığımızda burası ne geldi? 2 geldi. Yani ben şuraya arkadaşlar 2 olarak biliyorum. Atıyorum bu 3 birim gelsin. Şurası 3 olsun. Burayı ben 2 olarak biliyorum. Yükseklik ne gelecek o zaman? 2 gelecek. Bunun CD'ye olan uzaklığı 2 birim mi gelecek? Öyle bir şey gelecek. Tamam 2 birim diyelim onu yazalım. Birincisi 2 birim geldi. Bu bir. İkinciye geldim. Buna ne yazacağız? AB'ye olan iz düşümü 7. F7 diyelim o halde. F7 eşittir. Logaritma 2 tabanında 7 artı 1'den ne olacaktır? Logaritma 2 tabanında 8. Bu da 3 birim olur. Yani şurası arkadaşlar normalde hani 7 birim yol alırsa burası 3 birim olur. Buraya kalan yolum nedir? 1 birimdir. Yani ikinci de kaldığım yolda 1 birim olarak gelir. Bize neyi soruyor? İkisi arasındaki fazlalığı soruyor değil mi? 2'den 1'i çıkardığımda ben ne kalacaktır? 1 birim bir fazlalık yolum kalır. O da E şıkkıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Orijinal sorular, ÖSYM soruları,
testlerin hepsini bitirdik logaritmada. Bir diğer konuda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşürüz arkadaşlar.